mi Ama öyle? şöyle bir durum da yok mu Tuba Hanım? İfade ettiğiniz üzere hani farklı bir mekana gidilmiş, farklılıklar var, değişimler söz konusu. Bir çekingen istemez olmuyor mu? Yani aileler bu çekingenlik nedeniyle, o yabancılık hissi nedeniyle kendilerini ifade edemeyebiliyorlar. Bunu nasıl aşmak gerekir? O çekingenliği nasıl aşmak ve soru sorabilir, öğrenebilir, adapte olmaya açık bir hale nasıl gelinebilir? Ben şunu sormalarını öneririm. Çekingen olmak benim ne tür bir işime yarıyor? Yani nasıl işime yarıyor? Muhtemelen çekingen olmak kimsenin işine yaramıyordur. Çünkü derdini ifade edemiyorsun, işini halledemiyorsun, erteliyorsun ya da hiç yapamıyorsun. Öyleyse benim ne yapmam gerekir? Atak Başlamam davranmam lazım. gerekir. Bunun için ne yapmam gerekir? Mesela soru sormam gerekebilir. Korkabilirim. Korkabilirim. Korkunun ecele faydası yok. Gideyim ben şu sorumu sorayım. Hani kime sorayım? En güvendiğim insan kimdir? Mesela bakkaldır diyelim. Bakkala sorayım. Ya da kızımın öğretmenidir diyeyim. Gideyim kızımın öğretmenine sorayım. Ama birine bir şeyler sormadan, sadece bekleyerek o uyum sürecini uzatmaktan başka bir şey yapmazlar. Eğer uyum sürecini çabuk halletmek istiyorlarsa yapacakları şey danışmaktır, sormaktır. Ben çekiniyorum. Karşındaki seni yemez. Evet, bu bakış açısına sahip olmak Aynen, gerekiyor yani sanıyorum. kimse kimseyi yemiyor. Herkes bir şekilde büyük şehirlerde yardımsever. Yani şey de değil, hani büyük şehirlerdeki insan bireyselleşmiştir ama biri adres sordu yardım etmeyeyim demez. Demez. Eder, herkes birbirine yardım Ama eder. gerektiğimde ifade eden, gerektiğimde yardım eden bir tavır sanıyorum söz konusu oluyor.